Neşaş baş peş, neşaş baş peş diya mu diya. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Aşk bu değil. Göremezsiniz ve dokunamazsınız. Bu özellikleriyle diğer sanat dallarından ayrılır. Kendisine benzeyen havaya karışarak etrafımızı, ruhumuzu sarar. O her yerdedir. Doğumdan ölüme de keşlik eder bizleri. Hayata anlam katar ve onu yaşanabilir hale getirir. İnsan müzikle insan olduğu. Asıl şarkı hayatın kendisidir. Bu frekansın olduğu yerde mutlaka melodi vardır. Türkü eşittir Anadolu'dur. Hiç dilini bilmediğiniz kişilerle bile müzikle anlaşabilirsiniz. Müzik bir zevk meselesi. Dünya üzerindeki sınırsızlığın sembolüdür müzik. Hani derler ya, müzik ruhun gıdasıdır. Gerçekten öyledir. Doğanın da kendine has bir müziği var. Müzik hep vardı. Rüzgarla buluşan dallarda. Bir kuş çıvıltısında veya gök gürültüsünün ardından başlayan yağmurda. Doğa tüm seslerin kaynağıdır. Ve insanoğlunun ömrü o seslerin peşinde koşarak, yakalamaya ve taklit etmeye çalışarak geçer. Yaşamımızın her alanında müzik var. İstesek de istemesek de. Kaçamıyoruz, kurtulamıyoruz. Ve aslında onsuz da olamıyoruz. Çünkü Nietzsche'nin de dediği gibi müziksiz bir dünya hatadır. Hayatın her anında arka planda hep müzik vardı. Ama insanlar belki bu müziği çoğu zaman duymadılar. Bazen çok büyük bir gürültü olarak algıladılar. Gökyüzüne baktılar, yıldızların müziğini duydular. Doğaya, denize, ırmaklara, hayvanlara, ağaçlara, her yerde müzik var. Önce müzik vardı çünkü bütün evrende müzik vardı. Müzik dışarı çıktığımız zaman bir kuşun ötüşüdür. Zaten bizler aslında Platon'un dediği mimetik denilen sadece doğadan alıntı yapıyoruz. Yani bir flüt düşünün. Bir flüt orada bir kuşdur sadece. Bir timpani düşünün, bir çağlayanın sesini verebilir. Yani bunların hepsini biz taklit ediyoruz. O yüzden asıl şarkı hayatın kendisidir. Siz eğer esen rüzgardan, rüzgarın değişiminden bir zevk almasını biliyorsanız ve onu dinlediğiniz zaman o değişimi fark edebiliyorsanız ya da o rüzgarın esmesine karşılık ağaçta duran kuşların verdiği karşılığı alabiliyorsanız bu da bir müziktir. Ve o zaman gerçekten yaşıyorsunuz demektir. Aborjinlerin yöntemleri çok güzel. O civarda
kendilerine uygun olan bir takım şeyleri alıp onlardan enstrüman yapmaya başlıyorlar. Diyelim ki işte didgeridoo dediğimiz boş kovukları böceklerden temizliyorlar. Diğeri işte dallar buluyor, onları düzeltiyor. Perküsyon aletleri, nefes aletleri yapıyorlar. Sonra orada bir performans konser veriyorlar ve kendi sözlü tarihlerini genelde anlatan şarkılar söylüyorlar. Doğa'la müthiş bir ilişki. Müziği oluşturan iki öge, ses ve ritim. Anne karnına, anne rahmine düştüğümüz anda kalp atışlarıyla tanışıyoruz. Ve müzik bizimle var olmaya başlıyor zaten. İnsan doğar, kulağına ezan okurlar. Ezan melodik bir yapıdır. Kamet ederler, yine melodisi vardır. Okula başlanır, eskiden ilahi alaylarıyla okullara başlanırmış. Şimdi okullarda musiki dersleri vardır. Yani müziksiz hiçbir alan yoktur. Ondan sonra Beşik'te ninniler vesaire şekilde gider. Oyunlarda müzikler vardır. Yani oyun oynarken her oyunun bir şarkısı vardır aşağı yukarı. Bebeğim ninni aşk için müzik vardır. İşte sevgili müzik vardır. Ayrılık müzik vardır. Bu böyle yani hayatın aklınıza gelen her önemli safhasında müzik cevap verir sizin durumunuza. Peki yaşamımızın bu kadar içinde olan ve bizi her yerden sarıp sarmalayan müzik niçin gerekli? Müziği nerelerde kullanabiliriz? Müzikle neler yapabiliriz? Müzikle insanları etkileyerek duygu ve düşüncelerinde nasıl etkiler yapabiliriz? Kısaca müzik ne işe yarar? Müzik seni ruhunu okşar, seni biraz yumuşatır, seni biraz işte eğri durduğun yerleri düzeltir, bilmediğini öğretir. Yani müziğin işte sevgiyi yüceltir. Müzik insanı düşündürüp düşündürmeye yarayan bir araç değil, duygulandırmaya yarayan bir araç. Ve büyük bir gereksinme, yani müziksiz toplum yoktur. Ve müziğin olmadığı bir tarihsel dönemde yaşanmamıştır ilk insanlardan bu yana. Dolayısıyla insanların kendilerini ifade etme yollarından biri. Ama dediğim gibi düşünce dünyasıyla ilgisi yok. Ozanlar temelde söylemek istediklerini güzel bir dille, hem güzel bir dille aktaran, hem de o dili müzikle birlikte müziği araç olarak kullanarak daha etkili ifadelere dönüştürebilen zümrelerdir. Yani doğumdan ölüme her konuda fikirlerini aktarıyorlar. Felek sarayımı sarstı temelde. Müziğin çok önemli bir tarafı daha var. Özellikle türkülerde biraz muhalif taraf var. Anadolu belki de müzikle ilk muhalefeti başlatan hemen hemen tek yaşayan toplum dersek yanlış olmayacaktır. Kim örnek? Dadaloğlu. Dağdan aşan yollar, yollar bizimdir, yollar bizimdir. Yani niçin Aşık Veysel durup dururken uzun ince bir yoldayım desin ya da Kara Toprağın hikayesini bize anlatsın? Demek ki burada insan gönlünü, içini müzik yoluyla, sanat yoluyla dışarı dökmek istiyor.
Bir anlamda sanat gönlün penceresi, gönlün dışa vurulduğu yer diye de söylenebilir. Çünkü insanın kendine özgü bu yanını dışa vuran başka bir şey yok. Beethoven 5. senfonisinin girişindeki o iki ölçülük tema. Belki yüzlerce sayfa nesir yazsanız, onlarca sayfa formül üretseniz o iki ölçüdeki, o kısacık zamandaki etkiyi hiçbir zaman anlatma imkanınız yok. İnsan ruhunu yukarıya doğru çeken ya da aşağı doğru çeken müzik tarzları vardır. Bazıları insanları hiçliğe, boşluğa, hatta şiddete, hayata ve karşısındakine değer vermemeye, kabalığa götürebilir. Bazıları da tam tersi yollara götürebilir. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Yani müzik aslında çok itaatkar bir şeydir. Yani kimin elindeyse, onu ne amaçla kullanıyorsa kullanır. İnsanları kışkırtmak için kullanabilirsin. Bizim Mehter Takım'ın da olduğu gibi ordunu coşturmak için kullanabilirsin. Beethoven hayatının olgunluk zamanında, besteleme hayatının olgunluk zamanında yazdığı çok önemli bir eseri vardır. Güneş Haini, Güneş Missası, Missa Solemnis. Bu eserin kapağına şöyle yazar. Kalpten geldi, kalplere gidebilsin. İşte bestecilerin de aslında yegane arzusu, yegane dileği budur. Maç tezahüratlarında on binlerce kişi bir melodide buluşuyor ve motive etmek için. Yani normalde 10.000 kişiye bir şarkı söyletmek için günlerce uğraşırsınız ama orada iletişim ve müziğin gücü bir enerji oluşturuyor. Bütün toplulukların, küçük toplumların, o toplulukların, alt toplulukların tüm dünyada müzikleri vardır. İnsanlar müzik yaparlar. Vurmalı çalgıyla, belli çalgıyla, söyleyerek, yel çalgılarla bu müzik yapma eylemi bütün dünyada var. Dinsel törenlerde var, eğlencelerde var. Ancak anlamlar toplumlardan toplumlara değişiyor. Yani bir toplumda ki anlam diğer bir toplumda farklı bir anlama dönüşebiliyor. Dolayısıyla türkü dinlemek olanca çeşitliliği içinde her türlü müziği dinleyebilmek demektir. Yani türkü terbiyesinin ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Neşet Usta'yı da dinleyebilmektir ama aynı zamanda Neşet Usta'nın türküsündeki Beethoven'ı da duyabilmektir. Halime kız çay aşağı gidiyor. Kaşığına gözü gel gel ediyor. Yani siz bir kültürü istediğiniz kadar aşağılayın ya da yok sayın. O kültür kendisi içerisinde derinliğini kaybetmez. Deyimlerimiz vardır. Altın çamura da düşse değerinden bir şey kaybetmez. Halk müziği de öyle bir şey. Bir eli kaderli, bir eli sazlım. Ey şahin bakışlım, bülbül avazlım. Bir eli kaderli, bir eli
sazdım. İşte gidiyorum kalahu gözlüm, kalahu gözlüm. Türküler aynı zamanda bir yaşanmışlıktır. Yaşadığı o devri de anlatır. Eğer bakarsak Anadolu'da bunların hepsini görebiliriz. Hatta çağın gelişmesiyle de ilgili Etiren Gelir Hoş Gelir türküleri var. Yani bu çağları da anlatır. Türkülerin güzelliği buradadır, etkileyiciliği buradadır. Nasıl ağıtları, savaşları, isyanı, sevdasını, coşkusunu, halayını hepsini içine aldığı için Anadolu türkü eşittir Anadolu. Duygusal bir şarkı dinlediğinizde farkında olmadan onu yaşarsınız. Belki gözleriniz dolar. Neşeli bir parçayı dinlediğiniz zaman da farkında olmadan içinize bir huzur gelir, bir eğlence formatına dökülür içiniz. Bu yüzden hep söylüyorum, müzik aslında dünyadaki tek ortak dildir. Hiç dilini bilmediğiniz kişilerle bile müzikle anlaşabilirsiniz. İlk bakışta siyasi yapısını, ne milliyetini, ne dinini düşünürsünüz. Sadece ve sadece müziğin sizde bıraktığı tattır önemli olan. Nasıl oluyor da biz hiç bizim kültürümüzde olmayan bir Beatles ezgisini sevdik? Nasıl oluyor da onları çalıp söylemeye çalıştık? Demek ki müziğin bu türden var edilen, üretilen toplumlardaki anlamlarından sıyrılabildiği, daha çok dünya üzerinde dolaşımda olabildiği müziklerde var. Tek bir dünya kültürü diye bir kavram oluşmamalıdır kanımca. Çünkü bu zenginliği yok edecek olan bir şey. Kültürlerin devam etmesi lazım ve korunması lazım. Ve ortaya bir sentez oluşturabilmeliyim. Bu sentezin ve karışımın kültürlerin kendi aralarındaki yeni oluşturacakları armonilerin ve müzik sanat anlayışlarının bu bahsedilen globalleşme, yani bir dünyaya ait kültürün oluşmasının zaten tek yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada muazzam bir kültürel sosyal değişim var, özellikle internet çağı vesaire, bu neredeyse her türlü bilgiye ve sese ulaşabilme döneminde ekonomik sistemlerin dayattığı bir kolaycılık, ben ona şey diyorum, yani ruhen hazmı ne kadar zor olsa da şimdi artık insanlar daha kolay tüketilebilir şeyler arzu ediyorlar, hemen tüketip atmak. If you go away, as I know you will, you must tell the world. Bazı müzik parçaları bir anda dünyaya yayılıyor ve herkes o şarkıyı dinlemeye başlıyor. Bazı müzik eserlerini ise çok az insan beğenip duruyor. Ama çok dinlenenler hemen unutulabiliyor. Az dinlenenler yüzyıllar sonrasına kalabiliyor. What a wonderful world. Ben şimdi size soruyorum, mesela Johnny Holiday diye bir şarkıcı vardı yıllar önce ve popülerdi o tabirle ve oldukça geniş kitleler dinliyordu ama onlarca yıl oldu ki ben hiçbir kere bile duymadım. Ama
Ben o Johnny Holiday'i dinlediğim zamanlarda Antonio Vivaldi'nin eserlerini dinliyordum, duyuyordum. Şimdi halen duyuyorum. Bundan sonra da duyacağımı düşünüyorum. Müzik bir zevk meselesi. Yani her insan her türlü çeşit müziği sevebilir. Size kötü, kulağınıza kötü olan bir müzik başkası tarafından çok güzel gelebilir. Yani bir heavy metali sevmemiş olabilirsiniz ama bazı insanlar hakikaten heavy metalden çok duygulanıp çok başka dünyalara giden insanlar. Herkesin kendi zevki ve kendi rengi kendi dağarcığınla orantılı bir şey. O dağarcık geniş olanların zevki başka oluyor, dar olanların zevki başka oluyor. O nedenle zor bir müziği anlamak için mesela başka türlü bir eğitim almış olmak lazım. Kolay bir müziği anlıyorsunuz. Dön bebeğim, dön çaresiz başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki. Klasik müziği sevmem. Bana kimse kızmasın. Hiçbir şey diyemiyorum ama sevmiyorum. Klasik müzik eskiden imkanlar olunamadığı için bir sürü asık suratlı adamın bir araya gelerek imkansızı başarmalarından ibaret bir sirk gibi geliyor bana. Klasik müzik bana hitap etmiyor. Bana popüler müzik hitap ediyor. Sirenler, sirenler. İnenler, binenler. Ağlayıp gülenler. İstanbul'dayız. Bütün çağlar boyunca popüler müzikler vardır. Popüler müzikler insanın ihtiyacıdır, toplumların ihtiyacıdır. Ve bu tüketim müziğidir ve insanların ihtiyaç duydukları noktaya göre ortaya çıkarılırlar ve üretilirler. Bir gün gelip de karşıma çıkınca, başkası varsa derinin ucunda, anlatma, beni anlatma. Bu eğlence müzikleri olabilir, askeri müzikler olabilir, dinsel müzikler olabilir, törensel müzikler olabilir. Evlilik törenlerinde, değişik yaş günü törenlerinde üretilen çocuk şarkıları da bu kapsama alınabilir. Müzik bütün alanları içeriyor antik Yunan'da. Yani matematiğe kadar, felsefeye kadar her şeyi içeriyor. Yani müzik o zamandan beri ne kadar önemsenmiş. Gittikçe o önemseme sadece böyle bir eğlence unsuruna dönüşmeden kaynaklanan, biraz kentselleşmenin, sağlıksız kentselleşmenin, popülizmin getirdiği etkiyle gittikçe o anlamda değer getiriyor. İyi veya kötüyü kendi belirleyecek geliştirdiği kültürüyle. Ben öğretmeyeceğim ya da siz öğretmeyeceksiniz. Kültür gelişirse beğeniler de doğal olarak estetik de onunla birlikte gelişecektir. Türkiye'de beste yapan insan yok desem kimse bana kızmasın. Türkiye bir acılar ülkesi. Bir senede 100 tane atıyorum beste yapılırsa bunun 99 tanesi minör tonda yapılıyor. Niçin? Minör tonda yapmak çok kolay. 3 akor basıyorsun. Gitar alan bir minör, bir la minör, bir si, 7 tamam. Ama majör beste yapmak için bir tek majör beste hatırlıyorum. O da Mirkelam diye bir arkadaş koşarak bir parça söylüyordu. O parça majör. Majör nasıl? Çıktık açık alınla. Majör. Çıktık açık alınla. 10 yılda her savaşta. 10 yılda 15 milyon genç. Yara
olarak ileriye gidemedik. İşte aynı şeyi söylüyorum. Edirne'nin dışında kim çıktı bugüne kadar? Hiç kimse. Niye? Çünkü kendimizi yenilemiyoruz. Uyudum uyandım, erken uyandım bu sabah yine. Uyku tutmuyor değil, sabahı göresim varmış. Bu ne acı, gözyaşlarım kara bir perde yüzümde. Ateşe ver.